çocuklar. Size bu projede çok güveniyorum. Sağ olun hocam. Biliyorsunuz ki bu yarışma okulumuz için çok önemli. Evet hocam. Sizleri de birçok insan arasından seçtik. Çok sağ olun hocam. İnşallah çok başaracağız. Sağ olun hocam. Ama biraz heyecanlıyız tabii, korkuyoruz. Hiç merak etmeyin. Hiç endişelenmeyin, tamam? Tamam hocam. Birlikte başaracağız değil mi hocam? Eminim ki başaracaksınız. Evet. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi günler hocam. Durun, kapınızı açayım. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim hocam. İyi günler. Görüşürüz. İyi günler. Kim bu herif? Neden senin kapını açıyor? Ya kim olacak? Öğrencilerin mahri işte. Öğrenciyse öğrenciliğini bilsin. Biz de öğrenci olduk ama bayan hocaların arabalarına kadar peşlerinden dolanmadık. Ya çocuk kibarlık olsun diye yaptı ya. Ne çocuğu be? Kazık kadar adama çocuk mocuk deyip iyice sinirimi zıplatma benim. Ya Bahri lütfen. Bu sözlerin beni çok kırıyor. Ortada yanlış bir şey yok. Çok aşırı tepki veriyorsun sen de. Aşırı tepki falan verdiğim yok. Onlarla konuşacaksan bundan sonra tek bir öğrencim bile peşinden gelmeyecek. Ben öğrencilerime bunu nasıl söylerim? Kocam izin vermiyor dersin, olup biter. Ya sana neler oluyor Bahri? Söylediğin şeyleri kulağın duyuyor mu? Bana ilgi göstermeleri sence de normal değil mi? Ben onların hocasıyım, onların öğretmeniyim. Benim de karımsın. Önceliğim bu. Öğrencilerin değil. Peki. İşte bu ev. Güzel sürpriz olacak. Merhaba. Biz hocamızın geçirdiği kazayı duyup geçmiş olsun ziyaretine geldik. Öyle mi? Haberim yoktu geleceğinizden. Aslında hocamızla telefonda görüşmüştük. Haberi vardı ama. Unutmuştur belki de. Şu an pek müsait değil. Dinleniyor. Okula dönünce geçmiş olsun dersiniz. Peki. Hocam. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Geçmiş olsun, olsun hocam. Sağ olun. Çok geçmiş teşekkür olsun. Ederim. Sağ Rica olun. Ederiz hocam. Buyurun içeri geçin. Bir çayımızı için. Yok. Sağ olun hocam. Biz sizi rahatsız etmeyelim. Çiçeğimizi getirdik. Geçmiş olsun dileklerimizi de ilettik. Artık notları verirken ellerimizde çiçekler, kapınızda beklediğimiz günleri unutmazsınız hocam. Merak etmeyin çocuklar, unutmam. Sağ olun hocam. Ama siz de içeri girip bir çayımızı içseydiniz bizim. Sağ olun hocam. Israr etmeye gerek yok. Dedikleri gibi çiçekleri getirdiler. İyi dileklerini sundular. Seni de dinlenmen lazım ama, hadi. Ama... Tamam bari... çocuklar, teşekkür ederiz. İyi günler. Yuh, adama bak, bir kovmadığı kaldı Allah burada. Niye böyle yaptı hiç anlamadım ki. Baksanıza Süheyla Hoca da çok bozuldu. Allah Allah. Ne işi var bunların evin kapısında? Ne var bunda Bahri? Geçmiş olsun demeye gelmişler işte. Gelemezler. Sen nasıl bana sormadan eve davet edersin bunları? Saçmalıyorsun. Adam dediğim benim öğrencilerim. Ne oluyor ya? Nezaketen düşünüp gelmişler. Bunu bile kıskançlık konusu yapma lütfen. Ne yapıyorsun? Bırak. Bırak, canımı yakıyorsun. Bırak. Sen kendini ne sanıyorsun? Böyle samimi olmayacaksın demedi mi bunlarla? Canımı acıtıyorsun. Bırak. Hocam kapıyı açın. Hocam kapıyı açın. Defolun gidin kapımızdan. Ben polis çağırmadan bir daha da gelmeyin. Ne yapıyorsun? Bu sizin yaptığınız erkekliğe sığar mı? Bir kadına vurmak yakışır mı? Lan sana mı soracağım lan karıma nasıl davranacağımı? Sen kimsin lan, gelmiş hesap soruyorsun? Dur lütfen. Ne yapıyorsun be? Bıraksana yakabı. Bırak. Bırak ya çocuğu. Hocam. Bırak. Eşiniz geldi doktor bey. Gelsin. Taze çayımız vardı. İçer misin Süheyla Hanım? Hayır, teşekkür ederim. Dışarıda içtim fazlasıyla. Afiyet olsun. Sağ ol. Nerede çay içtin sen? Fakülteden Nermin Hanım'la karşılaştık kuaförde. Birlikte bir kafede oturduk. O da gelecekmiş mezunlar yemeğine. Neymiş derdi? Yemeği bekleyememiş mi kafeye götürmüş seni? Bahri, rica ederim yeter. Bu mu sorun oldu şimdi? Saçma sapan işler yapıyorsun. Bunu bile büyüteceksen ben gitmiyorum yemeğe. Sen tek başına gidersin yemeğe. Eve gidecekmiş. Numara yapma bana.
için gidiyor o yemeğe gitmek için. Yemek filan umurumda değil benim. Hadi itiraf et. Oraya gidip kendini göstermek için yanıp tutuşuyorsun aslında. Ne diye kendimi gösterecekmişim ya Allah aşkına? Bakın bakın. Ben fakülteye hoca oldum ama kocam açtığı dükkanda müşteri bekleyen bakkal gibi yerinde sayıyor. Buraya bunları dinlemeye gelmedim Bahriye. Sen kendini ne sanıyorsun Süheyla? Bu benden üstün müşçesine takındığın tavırlar, bu hallerin... Ne dedim ben şimdi? Tavır yapan sensin. Nesin ki sen? Ne bu asilzade tavırları? Aynı okulu bitirdik. Ama ben senden çok kazanıyorum. En fazla sen baban gibi çürük çarık bir öğretmen olabilirsin. Babam hakkındaki sözlerine dikkat et lütfen. Babama laf söyleyemezsin. Ama sen bana söylersin. Gidersin yemeğe, işte benim fakülteye alınmayan kocam dersin. Bahri, gitmek istemiyorsan gitmeyiz. Kendi ezikliğinin acısını benden çıkarmaya kalkma. Deli misin sen? Ne yapıyorsun? Kabananı çıkarmazsın sen de. Nereye? Sen gerçekten aklını kaçırmaya başladın ya. Yeter artık. Sana daha fazla katlanamıyorum. Düzelirsin diye bekledim ama boşuna. Benden bu kadar. Ben tamam diyene kadar, ben sana git diyene kadar, bu evlilik bitti diyene kadar bu evlilik sürecek Süheyla. Bırak! Beni kapından kovacağın köpek mi sandın? Ben bitti demeden bir halt bitmez Süheyla. Bırak beni! Senden boşanacağım. Beni boşamaya kalkarsan seni öldürürüm Süheyla. Ben hapse, sen mezara. Nasıl böyle bir adam oldun sen ya? Hiç ummadığın yerde, hiç ummadığın zamanda çıkarım karşına. Sıkarım kafana, olur biter. Eve uğrayalım da üzerini değiştir. Bu halinle rezil etme beni. Şimdi ne var? Prensesimizin canı neye sıkılmış? Süheyla, sana söylüyorum. Sabaha kadar arabada senin gönlün olsun diye bekleyemeyeceğim. Ben eve gitmek istiyorum. Ben oraya gidip herkese mutluymuşum gibi rol yapamam. Neden rol yapasın ki? Mutlu değil misin zaten? Senin yardıma ihtiyacın var. Bir doktora görünüp tedavi olman lazım. Lan! Ne yapıyorsun? Bir gören olacak. Gören olursa ne olur? Pek sayın öğretim görevlimiz kocasından dayak yiyor diye itibarımız zedelenir. Hastasın sen. Hastasın. Bırak. Aynı zamanda kocanım. Ben ne diyorsam öyle yapacaksın. Yapmayacağım. Şimdi koluma girip içeriye gireceksin. Herkese gülümseyerek paşa paşa yemeğini yiyeceksin. Hayır. Beni zorlayamazsın. Evlendiğimiz günü hatırlıyor musun? Hani gelin odasında nikah memurunu beklemiştik. O zaman sana demiştim ki, bana iyi bir eş, çocuğumuza iyi bir anne ol diye. Ve bütün kalbinle evet demiştin sen de. Ama değiştin. Hayır, hayır. Değişen sensin. En güzel, en başarılı, en her şeyin en mükemmeli olmak zorunda mısın? Ama bak, karşımda ne kadar acizsin. O yüzden bu okumuş, güçlü kadın havaların bana sökmez. Sen ne istiyorsun benden? Hemen toparlanıp arabadan in. Beni bir kere daha söyletirsen bedelini çok ağır ödersin. Hayır, sen tek başına gideceksin. Ben gelmeyeceğim.
Süheyla, aç şu kapıyı. Sana aç dedim Süheyla. Süheyla. Süheyla, aç şu kapıyı. Süheyla, aç şu kapıyı Süheyla. Benden böyle kurtulamazsın. Sana aç dedim. Süheyla, şu kapıyı kırdırma bana. Aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı dedim Süheyla. Süheyla, aç şu kapıyı. Aç. Alo. Kapıda mısınız? Gel bakalım yavrum. Oo, ağır misafirler gelmişler. Buyurun bakalım küçük bey, erkencesiniz. Süheyla nerede? Banyoda, gelir şimdi. Biz salona geçelim. Gel bakalım. Oyuncaklarını özlemişsindir, hadi oyna. Eve döndüğümüzü nereden bildiniz? Meriç pastaneye gidelim diye tutturunca ben de kıyamadım, götürdüm. Dönerken de baktık ışıklarınız yanıyor. Biz de geldik. İyi yapmışsınız. Sahi siz neden bu kadar erken döndünüz? Yemek saati bile anca da... Pek kimse gelmemiş. Doğru düzgün tanıdık göremeyince biz de dönelim dedik. Bir çay yapayım size. Üşümüşsünüzdür dışarıda. Hiç gerek yok damat. İki dakika soluklanıp gideceğim zaten. Aklım annende kaldı. Fena üşütmüş. Çok geçmiş olsun. Söyle, çıkmadı mı daha? Onu da bir görüp gideyim. Ben çağırayım o zaman. Hadi damat. Makyaj silmek için aynanın karşısına geçti mi kendini unutuyor. Kadınlar işte. Yüzlerine 1000 tane krem sürmeden rahat edemezler. Sorma yavrum. Heh. Aferin benim oğlum. Hayatım, babanla Meriç geldiler. Artık banyodan çık istersen. Hayatım, geliyor musun? Bak, baban çok kalmayacakmış. Geldim babacığım. Hoş bulduk. Canım. Hayırdır kızım? Ne bu halin? Ağlamışsın sen. Evet, ağladım baba. Göz makyajımı temizlemek için aldığım tonik alerji yaptı gözüme. Durmadan yaşarıyor gözlerim. Bizim zamanımızda böyle çeşitli zımbırtılar yoktu. Annen zeytinyağı sürerdi. Geçer babacığım birazdan. Önemli bir şey değil yani. Olsun, sürmeyin bunları kızım. Kim bilir neler var bunların içinde. Otur da biraz konuşalım. Hmm.
Beni seviyor musun Süheyla? Ne dememi istiyorsun Bahri? Evet mi diyeyim, yoksa çok seviyorum mu diyeyim? İçinden geçeni söyle Süheyla. Söz veriyorum, bir şey yapmayacağım. Hiçbir şey demeyeceğim. Ben seni seviyorum. Boşanmak istemiyorum. Söylemesen de biliyorum, sen de beni seviyorsun. Bu akşam istesen babanla birlikte çıkıp gidebilirdin. Ama gitmedin. Bu gece gitme işim sana olan sevgimden değildi. Kendini kandırma. Ama hiçbir şey belli etmedim. Ben babam üzülüp kahrolsun istemedim. Annemin hastalığıyla uğraşırken bir yandan da benimle uğraşmasını istemedim. Çocuğuma böyle bir ayrılık yaşatmak istemedim. Hepsi bu. Ne olursa olsun kaldın. Bu yüzden sana söz veriyorum. Gerekirse tedavi olup öfkemden kurtulacağım. Tedavi olmak istiyorsan ol ama kendin için ol. Çünkü benden daha mutsuz ettiğin biri varsa o da kendinsin. Bana sadece tek bir şey söyle. Beni yeniden sevebilir misin? Peki sen yeniden o eski Bahri olabilir misin? Geçmiş olsun. 2 saat kadar bir şey yiyip içmezsiniz. Selda, hanımefendiyi yolcu edersin. Peki doktor bey. Ağzınızı açın. İçerideki hasta gitti mi? Tamam. Şimdi cadde üzerindeki çiçekçiyi ara. Süheyla Hanım'a güzel bir buket hazırlasınlar. Bütün buketi karanfillerle doldursunlar. Hepsi beyaz olsun. Evet, hepsi beyaz. Teşekkürler. Şuraya gidiyoruz. Orada güzel bir yer var. İşte şurası. Gülmem mi gerekiyor? Gül tabii ya. Bak öğrenciyken geldiğimiz yere getirdim seni. Hatırladın mı? Farkındaysan kış mevsimindeyiz Bahri. Donuyorum. Güzel yanından baksana biraz. Bak şurada elini tutmuştum. Üşüyorum Bahri. Kusura bakma ama şu an kendimi hiç romantik hissetmiyorum. Günlerdir iş yerine çiçek gönderiyorum. Alıp dışarı çıkartıyorum. Elimi bile sürmedim sana. Ama yok, yaranamıyorum. Hepsi için teşekkür ederim ama... Bir güler yüz, bir anlayış göstermez mi insan? O kıytırık öğrencilerin kadar hatırımız yok mu? Yine anlamak istediğin gibi anlıyorsun Bahri. Sen bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor olmayasın? Ne olur artık eve gidelim. Seninle konuşurken arkanı dönüp gidemezsin Süheyla. Bahri, konuşmanın nereye varacağını biliyorum. Belli, eve gitmek istiyorum. Ben gideceğiz diyene kadar burada oturacaksın. Ben senin köpeğin miyim Süheyla? Senin canın sıkıldıkça ardın sıra yürüyecek süs köpeğin miyim?
Cevap ver bana! Değilsin. O zaman ben kalkalım diyene kadar burada oturacaksın. Şimdi bana senin neyin olduğumu söyle. Kocamsın. Evet kocanım. Bir kadın kocasına itaat etmiyorsa koca da onu cezalandırır. Sen benim sahibim değilsin. Bana kölenmişim gibi davranmayı bırak artık. Yorulmadın mı Bahri? Vicdanın sızlamıyor mu? Yeter artık, dayanamıyorum. Yani ne demeye çalışıyorsun? Lütfen, lütfen bu işi zorlaştırma. Boşanalım. Biz birbirimize uygun değiliz. Anlaşamıyoruz, lütfen. Yani ben sana yakışmıyorum. Anlatmak istediğin bu. Ben öyle demedim. Ama bunu istedin. Yeter artık be, yeter. Boşanmak beni. Yok, anladın mı? Bırak. Boşanmak yok. Seni öldürürüm Süheyla. Seni de öldürürüm, anneni de öldürürüm, bırak. Babanı da öldürürüm. Yaşatmam. Yapma bari. Yüzüme vurma. Yüzüme vurma. Yüzüme vurma. Herkes anlıyor. Yüzüme vurma. Yüzüme. Hayır babacığım. Bahri bana asla kaldırmaz. Bunun onunla bir ilgisi yok. Yemin ederim yok. Ya ne kızım? Yüzünün bu hali ne? Geçen hafta okulun trekking kulübüyle geziye katıldım babacığım. Orada düştüm. Hatta düşmedim, yuvarlandım. Bahri çıkardı beni düştüğüm çukurdan. Çukur mu? Evet. Hatta beni çıkarırken onun da hep kolları yüzüldü. Dikenlerden, taşlardan. Madem böyle bir kaza geçirdiğinizde neden bize haber vermediniz? Annem de sen de panik yaparsınız, üzülürsünüz diye. O yüzden sakladık babacığım. Gerçekten iyiyim, yok bir şeyim. Kızım, bak bana ne olduysa anlatabilirsin. Hiçbir şeye katlanmak zorunda değilsin. Babacığım, yemin ederim böyle bir şey yok. Kaç tane öğrencim, arkadaşım, dostlarım şahit oldular kazaya. Peki Esin Hanım neden böyle bir şey uydursun? O gelmedi mi gezinize? Evet, gelmedi. İnsanlık hali. Bazen bizim de Bahri ile tartıştığımız oluyor zaten. Esin de birine denk gelmiştir. Sonra da bu halimi görünce kendince çıkarım yapmıştır. Yani Bahri ile aranızda bir sorun yok. Gerçekten yok baba. Olsa sana söylemez miyim hiç? Tamam yavrum. Sana inanıyorum ben. Kapatalım bu mevzuyu. Hiç konuşulmamış farz edelim. Gel, gel yavrum. Babacığım, gitme de beraber çıkarız. Seni eve ben bırakırım. Olur mu? Yok kızım, yok. Ben hemen gidip annene haber vereyim de evham yapmasın. Yerinden kalkabilse o da gelmek istiyordu. Tamam babacığım, olur. Yarın öğleden sonra Meriç'i de alıp gelirim. Bol bol beraber oluruz. Olur kızım. Olur, tamam. Olur. Hadi bakalım kızım. Sen benim torunuma, damadıma selam söyle. Bağış değil mi kızım? Üstüne. Tamam, söylerim. Sen de anneme çok selam tamam, söyle. Tamam söylerim kızım. Onun o mis gibi yanaklarından öpüver tamam, beni. Tamam kızım, tamam. Sen merak etme. Hadi görüşürüz. Alo? Esin? Esin, sen ne yaptığını zannediyorsun Allah aşkına? Ne cüretle babamı ararsın? Lütfen seni ilgilendirmeyen konulara girme. Ve bir daha da sakın babamı böyle bir şey için arama. Süheyla Uçman? Evet, benim. Burayı imzalar mısınız? İyi günler. Teşekkür ederim. İyi günler. Özür dilerim, seni seviyorum.
Ben çok severim o yazarı. Çok şeydir. Çok iyi bir romancıdır. Yani ben bütün kitaplarını okumuşum. Çiçeklere sevinmedin mi? Hangilerini? Sabah yolladıklarına mı, az evvel getirdiklerine mi? Fark eder mi? İkisi de aynı çiçek. Haklısın. İkisi de aynı çiçek. Kalk hazırlan hadi. Dışarı çıkacağız. Çocuk uyuyor. Bakıcıyı aradım. Müsaitmiş. Az sonra gelecek. Sen de hazırlan. Bir sürprizim var sana. Yorgunum. Birazdan yatacağım. Hiçbir yere gidemem. Kalk giyin dedim. Sabrımı zorlama. Aynısını ben yapsam sana, ben senin Fino muyum diye başlarsın bana. Peki sen neden yapıyorsun? Sen benim Fino'msun da ondan. Gene saçmalıyorsun Bahri. Hiçbir yere gidecek durumum yok diyorum sana. Hadi hadi. Dışarı çıkınca açılırsın. Bir şeyin kalmaz. Ya Allah aşkına azıcık insan halinden anla ya. Elim yüzüm böyleyken nereye götüreceksin beni? Ormana mı? Git giyin. Beni zorlama. Ama önce... Çiçekleri alıp vazoya koy. Süheyla! Al bu çiçekleri vazoya koy! O çiçekleri yerden al ve vazoya koy. Almayacağım. Hayır. Şimdi o çiçekleri yerden alacaksın. Almayacağım. Almayacağım. Beni zorlama Süheyla. Almazsam ne olur döver misin? Ha, başkaları görsün diye yüzümü morartır mısın? Bugün gerek yok. Bütün okul gördü zaten. Tamam mı? O çiçekleri al Süheyla. Bari bana istediğini yaptıramayacaksın bu sefer. Bu sefer olmaz. Bu kez olmaz. Al onları yerden. Kalk. Kalk dedim sana. Kalk. Daha bitmedi. Daha var. Daha var. Bu kadarla kurtulacağını mı zannettin? Lafımı dinleyeceksin. Dön bana. Bana bak, bana! Her şey bir saniyede olup bitti. Hep o anı düşünüyorum. O bir saniyeyi. O bir saniye geri almayı istemediğim tek bir an bile yok. Her Allah'ın günü o bir saniyeyi yaşamamış olmayı dilerdim ama yaşadım. Bazen neye üzüldüğümü bilmiyorum. Katil olduğuma mı? Bahri'nin öldüğüne mi? Yoksa çocuğumu babasız bıraktığımı mı? Bir kitapta dünyadaki en büyük suçun hırsızlık olduğunu okumuştum. Öldürmek de bir hırsızlıkmış. Bir kişiyi öldürdüğünüzde onun ebeveyn olma hakkını, evlat olma hakkını, kardeş olma hakkını çalıyormuşsunuz.
Ben hem Bahri'den çaldım, hem oğlumdan çaldım, hem kendimden çaldım. Bahri'nin baba olma hakkını çaldım. Annelik duygumu yaşamayı çaldım. Bahri'nin hayatını, onun baba olma hakkını çaldım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.